Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün sizlere ağızda dağılan en orijinal haliyle el işi tuzlu kurabiye tarifini paylaşacağım. Bu hazırlayacağım kurabiyeyi tam 20 farklı şekilde yapacağım. Siz dilediğinizi seçerek veya hepsiyle farklı farklı şekillerde kurabiyeler hazırlayabileceksiniz. Hazırsanız hamurumuzu yoğurarak tarifimize başlayalım. Kullanacağım malzemeleri hem ev ölçüsüyle hem de gramaj ölçüsüyle açıklamalar kısmına yazıyorum. Burada 2 adet yumurta akı var. Yumurta sarılarını üzerine sürmek için kullanıyoruz. 1 paket 250 gram margarin yağı, dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama oda sıcaklığında olması önemli. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket de kabartma tozu kullanacağım. İlk önce margarin yağını yoğurma kabına alıp tüm malzemelerimi ekliyorum. Unu eklemeden önce tüm malzemeleri özleştiriyorum. Herkesin evinde kullandığı unun türü veya markası farklı olduğu için unun net bir miktarını vermedim. Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyerek kurabiye hamurumuzu yoğuracağız. En son ne kadar un eklediğimi söyleyeceğim. Hamurum toplandı. Toplam 4 su bardağı un kullandım. Siz unu yine kontrollü bir şekilde ekleyin dediğim gibi. Hamurumuz oldukça sert bir hamur. Şimdi kurabiyelerimizi işlemeye başlayabiliriz. İlk önce kurabiye hamurundan bir parça koparıyoruz. İnce uzun bir forma getiriyoruz. Daha sonra bir parça kopararak ilk şeklimizi yapmaya başlıyoruz. Ben her şekli bir defa göstereceğim. Siz videoyu geriye alıp tekrar tekrar seyredebilirsiniz. İlk şeklimizde hamurun iki ucunu alıyoruz ve bu şekilde kapatıyoruz. İlk şeklimiz bu. İkinci şeklimiz ise yine aynı şekilde ince uzun bir forma getirdikten sonra ilk ucunu ortasına kadar getiriyoruz. Sonra diğer ucunu da öbür tarafa alıp uçlarını hafif birleştiriyoruz. Ve bir tarafı aşağıya doğru, bir tarafı yukarıya doğru hamuru katlıyoruz. Üçüncü şekilde böyle. Dördüncü şekilde iki ucu da aynı tarafa doğru katlayıp alt kısımdan birleştiriyoruz. Beşinci şekilde biraz daha uzun açıyoruz. Sağ elimizi yukarı doğru, sol elimizi aşağıya doğru çekerek bir burgu oluşturuyoruz. Sonra iki ucu birleştirerek bu şekilde bir simit görüntüsü elde ediyoruz. Diğer şeklimizde yine ince uzun bir şekilde açıyoruz. Hamurun iki ucunu burgu yapıyoruz. Ve iki ucunu aşağısı ile birleştirerek hamuru ters çeviriyoruz. Bu da diğer şeklimiz. Bir başka şeklimiz ise hamuru bu şekilde çevirerek alt kısımda birleştiriyoruz. Diğer şeklimizde de hamuru açtıktan sonra iki ucunu birleştiriyoruz ve burgu yaptıktan sonra iki ucunu kapatıyoruz. Diğer şeklimiz de böyle. Bir başka şeklimizde hamurun iki ucunu birleştiriyoruz ve bir tarafını çevirerek 8 yapıyoruz. Yine açtığımız hamuru iki ucundan tutarak aşağıya doğru kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Ve bir başka şeklimiz ise hamurun bir tarafını kapatarak şeklimizi tamamlıyoruz. Bir diğer şeklimizde hamuru biraz daha uzun açıyoruz. İki ucunu birleştirerek alt kısmı alıyoruz. Sonra hamuru ters çevirip iki ucunu ortada birleştirip tekrar ters çevirdiğimizde şeklimiz hazır oluyor.
Bir diğer şeklimiz de hamuru kapatarak şeklimizi tamamlıyoruz. Ortası biraz boşluk kalacak şekilde hamurumuzu kapattığımızda yine güzel bir model ortaya çıkmış oluyor. Hamuru yine açarak diğer ucunu da bu şekilde birleştirdikten sonra alt kısımlarını da birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi yapraklı güzel bir şekil daha ortaya çıkmış oluyor. Bir diğer şeklimiz ise kelebek şekli. Hamurdan bir parça kopardıktan sonra yine ince uzun bir forma getiriyoruz. İki ucundan sararak hamurumuzu ortada birleştiriyoruz. Ardından bir bıçak ile tam ortadan keserek iki hamuru çevirdiğimizde kelebek görüntüsü ortaya çıkmış oluyor. Bu piştikten sonra zaten iyice birbirleriyle yapışmış oluyorlar. Hamuru ilk önce beze haline getiriyoruz. Elimizin içiyle hamura birkaç kez vurarak hamuru bu şekilde kapatıyoruz. Bu da bir diğer şeklimiz. Hamurun iki ucunu aşağıya doğru kapatıyoruz. Ve bu iki yuvarlak kısmı birleştirerek bu şekilde farklı bir model ortaya çıkarmış oluyoruz. İnce uzun, gevrek gibi. Bu da başka bir çeşit. Bir diğer şeklimiz de hamuru yine ince uzun açtıktan sonra bir ucunu kapatıp diğer ucunu da iç kısma kapatarak birleştiriyoruz. Şimdi de az bilinen kurdele modelini göstermek istiyorum. Hamurdan bir parça aldıktan sonra yuvarlak bir forma getirerek avcumuzun içiyle hamurumuzu biraz açıyoruz. Daha sonra bir bıçak ile alt taraftan 2 adet çizik, üst taraftan 1 adet çizik atarak alt kısmı üst kısım ile birleştiriyoruz. Daha sonra hamuru ters çevirip o ince kısım ile de hamurumuzu kapatıyoruz. Güzel bir model ortaya çıkmış oluyor. Başka bir şekil olan ördek şeklini de göstermek istiyorum. Hamuru gelişigüzel bezeledikten sonra yine avcumuzun içiyle yuvarlak bir forma getiriyoruz. Hamurun üst kısmını ince bir şekilde kopardıktan sonra üst kısmından tekrar ince bir kesik atıyoruz. Ve alttan da 2 adet çizik atarak ördek şeklimizi tamamlıyoruz. Gözünün olduğu yere de bir miktar çörek otu koyarak güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Bugünkü göstereceğim şekiller bunlar. Bu ince uzun gevrek şeklinde yaptığımız şekle isterseniz şu şekilde bir çatal da çekebilirsiniz. Görüntüsü biraz daha güzelleşecektir. Kalan hamuru da işleyip beraber nasıl pişireceğimize bakalım. Şimdi kurabiyelerimin üzerine sarısını süreceğim. Sarısının içine 1 çay kaşığı kadar pekmez koyarsanız kurabiyelerin üzeri daha güzel bir şekilde kızaracaktır. Şimdi tüm kurabiyelerimin üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Bu şekilde tüm kurabiyelerin sarısını sürüp üzerine dilediğimiz çörek otu, susam, mavi haşhaş malzemeleri atıyoruz. Hazırladığımız bu kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 ila 20 dakika arası üzerleri kızarana kadar pişireceğiz. Ardından soğuduktan sonra servise hazır. Kurabiyelerim pişti. Üzerleri kızardı. Son halini de göstermek istedim. Bir de kurabiyemi kırıp dokusunu da göstermek istiyorum. Videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.